Sevgili dostlar, sizleri Kızılırmak Kültür Derneği adına selamlıyorum. 100. yılında Koçgiri Gerçeği adlı çalışmamızı paylaşıyoruz. Bu çalışmamızda tarih süreci bizlere araştırmacı yazar sevgili Gültekin Uçar sunacaktır. Programımızda Koçgiri'nin 3 değerli sanatçısı Lale Koçgün, Cemil Koçgiri ve Cihan Çelik ağıt ve kıramlarımızı seslendireceklerdir. En temel insani değerlerdendir. İnsanın kendi ana dilini konuşması, kültürü ve inancı ile yaşaması, rengi ve cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramaması, politik kimliğini özgürce ifade edebilmesi. Şair Şükrü Erbaş bir şiirinde şöyle dinlendiriyor. Size barış deniliyor. Ey dağları evlerin üstüne yıkan cinnet, kan ve gözyaşı, yalnız gövdesiyle var olan sevgisizlik, en yüce değeri zulüm olan ahlak. Bizim de kahramanlarımız var. Kimse kimseyi kendine benzetecek kadar üstün değildir. Barış hepimizi onurlu ve özgür yapacak tek olanaktır. Ne acıdır ki erke elinde bulunduran yönetenler çoğu zaman eşitliğin bilgelik, farklılıkların zenginlik olduğunu kabullenmezler. Zulüm, idam, sürgün uygularlar, katliamlar yaparlar. Bu bağlamda Koçgiri'de katledilen canlarımızı Alişer ve Zarife gerçeğinde saygıyla anıyoruz. Ve şimdi ağıt ve kılamlarımızı söylemeleri için sözü sevgili Lale ve Cemile bırakıyorum.
Zıbatıya kaç kere ki kıbrke bez bir nakı zulüm akı bu lıdersi Altyazı M.K.
Sevgili Lale ve Cemil'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Gültekin Uçar hocamıza bağlanıyoruz. Kızılırmak Derneği'nin değerli yöneticileri, sevgili sanatçı arkadaşlarım ve bizi izleyen tüm Koçgirlilerle Koçgirli dostlarıma sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. Bir katliamın 100. yıl dönümünde yine birlikteyiz. Geçen yıl 99. yıl dönümünde de birlikte olmuştuk. 100. yılda Koçgiri katliamı üzerine ya da benzer katliamlar üzerine ne söylemek lazım? Bu tip katliamlar neden oluyor? Bu katliamlardan ne tip sonuçlar çıkartılıyor? Bu katliamlara maruz kalan toplulukların bugüne kalan kuşakları bu olayları nasıl değerlendiriyor? Bu işin tarihi arka planında neler var? Bunlar hep açıklamamız, değerlendirmemiz ve üzerinde düşünmemiz gereken sorular. Tarihçinin biri söylemiş ya, geçmiş insanın gölgesi gibidir diye. Yani geçmişinizden kurtulamazsınız. Siz varsanız eğer, geçmişiniz sizinle birlikte gitmek istediğiniz her yere gelir. Ondan kurtulmanın tek yolu var. Geçmişten kurtulmanın bir tek yolu var. Geçmişinizi yok edebilmek için önce kendinizi yok etmelisiniz. Yani siz olmaktan çıktığınızda ancak o geçmiş sizin arkanızdan gelemez hale gelir. Dolayısıyla eğer biz inanç olarak, kimlik olarak, kültür olarak kendi yaşadıklarımızdan memnunsak, mutluysak, bu kimlikle, bu inançla barışıksak, bu geçmişten kurtulmak gibi niyetimiz yoksa, o zaman bu inanç ve kimlik nedeniyle maruz kaldığımız zorbalıkların, katliamların nedenlerini ve bunlara karşı nasıl tutum aldığımızı yeniden değerlendirmek zorundayız. Şunu söylemek istiyorum. Ülkelerin, toplumların, devletlerin kritik dönemleri vardır. Bunlar devletlerin kuruluş dönemleri, yıkılış dönemleri gibi dönemlerdir. Toplulukların büyük göçlere, büyük baskılara, büyük savaşlara maruz kaldığı dönemlerdir. Bu açıdan Koçgirlilere baktığımızda tarihsel kırılma noktaları tespit etmek mümkündür. Bunun bir tanesi Safevi ve Osmanlı çatışmaları sırasında çatışmaların ortasında kalan Kızılbaş Kürtlerdir. Yani 1514 Osmanlı'nın Mısır'a giden yolu açtığı dönemdir. Safevi Devleti'nin Şiileşmeye başladığı dönemdir. Ve Kızılbaş Kürtlerin tarihi Çemişgezek coğrafyasında özel olarak dar olarak da Dersim içinde sıkıştırıldığı bir dönemdir. Bu aslında Osmanlı'nın büyük bir İslam İmparatorluğu olarak kuruluş dönemidir. İkinci dönem Kızılbaşlar açısından 1826'da Hacı Bektaş Tekkesi'nin kapatılması, Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması ve arkasından Tanzimat'la sonuçlanan süreçtir. Bu dönemde Osmanlı artık gerilemeye başlamıştır. Artık modern bir devlet olmaktan çıkmıştır. Artık ordusunu besleyemez bir duruma gelmiştir ve yönünü içeriye dönmüş ve devleti ayakta tutabilmek için elindeki tüm toplulukların tüm gelir kaynaklarına barbarca ve vahşice hücum etmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde yeniden işletilmeye başlanan Keban ve Gümüşhane arasındaki madenler, Ergani, Keban ve Gümüşhane arasındaki madenler Osmanlı'nın Kızılbaş Kürt coğrafyasına yeniden ve askeri bir biçimde müdahale etmesinin de gerekçelerini oluşturmuştur. Dolayısıyla gümüş ve kurşun madenlerini işletmek için buralara asker gönderen, maden bölgesine, Harput bölgesine, Malatya bölgesine asker gönderen Osmanlı doğrudan Kızılbaş Kürt aşiretlerin yaşam alanlarına müdahale etmiştir. İşte bu dönemde ikinci bir kırılma dönemidir. Çünkü bu dönemde kendi yaşam alanlarına askeri ile vergisiyle ek angarya çalışmalarıyla gelen Osmanlı'ya karşı Kızılbaş Kürt aşiretler direnmiş. Bu direniş eşkıyalık olarak tanımlanmış.
Bunların üzerine defalarca sefer yapılmış ve en nihayetinde 60 bin sanıyorum 792 yıllarında 60 aşiret liderinin öldürülmesiyle son bulan bir katliam ortaya çıkmıştır. Bu madenler için örneğin Kızıldağ'dan, sadece Kızıldağ'dan 50 bin kütük yıllık vergiler dışında, angarya çalışma dışında köylülere yüklenmiştir. İşte bunlara karşı çıkan aşiret liderlerinin itirazı sonucu aşiret liderlerinin her birinin 60 birinin hileyle Çemişgezi'ye çağrılıp, Çarsancı'ya çağrılıp kafalarının kesilmesi ve bu kafaların sarayda teşhir edilmek üzere İstanbul'a gönderilmesi aşiretler için ikinci bir kırılma noktası olmuştur. Üçüncüsü olarak doğrudan Koçgirlilere geldiğimizde şöyle bir dönemle karşılaşıyoruz. 1780 yılındaki bir Osmanlı fermanında Koçgirili, Yernili, Cafolu, Dersimli ve Şeyh Hasanhanlı aşiretlerinin yani Gümüşhane-i Erzurum, Çemişgezek ve Kuruçay arasındaki aşiretlerin en kısa zamanda iskan ettirilmek üzere göç ettirilmeleri, göç etmeyenlerin şiddetle cezalandırılmalı ve zorla götürülmeleri, bahar geldiğinde, bu olay sonbaharda, bahar geldiğinde ise Ovacı'ya gidilip, Ovacı'ya bu fermanın iletilmesi, uyanların iskan yerlerine gönderilmesi, uymayanların ise zorla götürülmesi. Bu da aslında bizim aşiretlerimizin ilk kez Osmanlı tarih belgelerine aşiret ismiyle geçtiği bir belge ve açık bir şekilde Kuruçay, eski Koçgiri, Kemah bölgesindeki Kızılbaş Kürt aşiretlerin bugünkü yaşam alanlarında yani Kangal'a, Zara'ya, Suşehir'in güneyine, İmranlı'ya, Çit Yaylası'na, Karahisar'a yerleştirilmelerinin fermanıdır. 1780 bu anlamda bir kırılma noktasıdır. Gördüğünüz gibi, anlaşılabileceği gibi ya da aşiretler ne zaman yaşam alanlarına müdahale edilmişse o zaman o olaylar çıkmaya başlamış. Ne zaman kendi yaşam alanlarının idaresi ellerinden alınmaya çalışılmışsa itirazları yükselmiş ve kendi sözlerini söylemeye çalışmışlardır. Nitekim 1780'de batıya sürülen, kuzey batıya sürülen aşiretler Zara bölgesine, İmranlı Çit bölgesine, Mınam Yaylası'na, Kangal Kavak bölgesine, Divriği'nin kuzeye bakan İmranlı ile bitişik bölgelerine yerleştirilmiş olan aşiretler 1730 yılına kadar oralara yerleşmeye çalışmışlar. Kendilerine yurt edinmeye çalışmışlar. Topraklarını sürmeye, köylerini kurmaya çalışmışlar. Fakat buralara sığamaz hale geldiklerinde yeniden yeni yaylaklar, yeni otlaklar, yeni köy yerleşim yerleri aramaya başlamıştır. Siz de biliyorsunuz, kendi köylerinizin tarihine geri dönüp baktığınızda şunu göreceksiniz. İşte bizim köyümüz şu tarihte bir filanca ağanın ya da filanca boy beyinin yönetiminde gelmiş, şu tarihte bu köye yerleşmiş, bu köyden de üç kardeş başka bir köye gitmiş, iki kardeş başka bir yere gitmiş, yeni köyler kurmuşlar. İşte bu kuruluş dönemi Koçgirli aşiretler için yani Yerniler, yani İbikanlar, yani Balanlar, yani Sefikiler, yani Pevriziler ve daha sayamadığım Koçgiri aşiretleri içinde sayılan kabileler için yeniden kuruluş dönemidir. Ama ne zaman ki yeni yerleşim yerleri aramaya, yeni yaylaklara ve otlaklara çıkmaya başlamışlar, Osmanlı onları yeniden eşkıyalık ve şefavetle suçlamaya başlamış. Peki ne olacaktı? Bu insanlar kendilerine gösterilen yerlerde sıkışık bir şekilde yüzyıllar boyunca yaşamak zorunda mı kalacak? Buradan şunu anlatmak istiyorum ki Osmanlı %100 mutlak anlamda kontrol altına alamadığı tüm hareketleri eşkıyalık olarak tanımlamış ve asla Tanzimat'a kadar mecbur kalmadıkça bu toplulukların sözlerine, taleplerine itibar etmemiş, ilgisiz kalmıştır. Bu bir devlet geleneğidir. 1730'da buna itiraz eden Koçgiller Beydağ'a sıkıştırılarak 15-20 günlük savaşlarla ancak büyük ordular sevk edilerek
dize getirilebilmiştir, anlaşmaya zorlanabilmiştir. Aynı şey 1753'te Diyapağı üzerine yürütülmüştür. Aynı şey 1755-56'da yine Diyapağı'nın Koçgiri kazası müdürü iken üzerine asker gönderilmesiyle sonuçlanmıştır. Ve bu süreç dikkat edilirse her zaman aşiretlerin, göçertilen, yaşam alanlarına müdahale edilen aşiretlerin yaşam alanlarında hakim olma arzusu, kendi kendilerini yönetme arzusu gündeme geldiğinde bizim de sözümüz var. Bizim de kendimizi yönetme hakkımız var. Bizim de bu topraklarda yaşama hakkımız var. Biz mutlak anlamda bizden istenen her şeye emirlere boyun eğmek zorunda değiliz dediklerinde üzerine asker ve ordu göndermiş ve eşkıyalıkla suçlamışlardır. Bu sadece Koçgirlilere özgü değil. Bütün Kürt aşiretler için, bütün Yörük aşiretler için, bütün göçer aşiretler için de bu kurallara uyulmadığında aynı şey söz konusu olmuştur. Yani bu bir farklı kimliklere, farklı inançlara ve farklı yaşam tarzlarına müdahale geleneği Osmanlı'nın geleneğidir. 1920'lere geldiğimizde şunu görüyoruz. Aslında 1830'larda başlayan aşiretin kendi yaşam alanlarına hakim olma arzusu giderek aşiret liderlerinin devletin yöneticileri olarak atanmalarına, yerel yöneticileri olarak atanmalarına sebep olmuş ve bu atanmalarla aşiret aslında fiilen kendi yaşam alanlarını kendi içinden çıkan insanlar tarafından kontrol edilmesine imkan sağlamıştır. Ama bu her zaman olumlu sonuçlar doğurmamıştır. Bu imkanı bulan aşiret liderlerinin bu idari makamları kendi çıkarları için kullandığı açıktır, bilinmektedir. Zaten Koçgirlilerin hafızasında da canlıdır. Ancak buradan hareketle aşiretlerin kendi yaşam alanlarına sahip olma, kendi yaşam alanlarını kontrol etme mücadelesini küçümsememek lazım, ötelememek lazım. Çünkü onlar bu alanlara hakim olduklarında Osmanlı ordusu buralara girmemiş ve bu nedenle de ocaklar, Alevi ocakları, dedeler, seyitler kendi inançlarını bu kapalı, nispeten kontrollü ve özerk alanda sürdürme imkanı bulmuşlardır. Tabii hayat değiştiği gibi insanlar da değişiyor, dönemler değişiyor, ideolojiler değişiyor, görüşler değişiyor. 1920'lere geldiğimizde Osmanlı çözülmek üzere. Daha doğrusu çözülmüş durumda. Herkes Osmanlı'ya bağlı olan Balkanlardaki tüm uluslar, Arap ulusları kendi özgürlükleri için mücadele etmeye başlamışlar. Hilafet ve saltanatın etkisi giderek azalmış. Osmanlı'nın en kuvvetli ve kudretli aygıtı ordu kalmış. Ordu ise %100 İttihat ve Terakki'nin kontrolü altında. İttihat ve Terakki ise Balkanların kaybından sonra, yani 1912'den sonra ülkenin kurtuluşunu milliyetçilikte görmüş. Yani tek millet, tek devlet, tek mezhep hikayesi İttihat Terakki'nin esas ideolojisidir. Türkçülük ve İslamcılık bir tren rayının, bir yolunun iki rayı gibi İttihat ve Terakki politikalarının ana eksenidir. Onların vardığı kanaat şudur, bu ülkede sadece bir millet yaşamalıdır, bir din yaşamalıdır, diğerleri yok edilmezse bu ülkenin bütünlüğü sağlanamaz. İşte Ermeni katliamı bunun birinci adımıdır. Pontus katliamı ve Koçgiri bunun ikinci adımıdır. Dersim katliamı bunun üçüncü adımıdır. Bu üç adımı birlikte düşünmediğimizde İttihat Terakki'nin politikasını da anlayamayız. Cumhuriyet'in kuruluş politikalarını da anlayamayız. Bugün karşılaştığımız sorunları da anlayamayız. Bugünkü yöneticilerin, bugünkü hükümranların, bugünkü muktedirlerin ana çizgilerinin de bu çizgiyle ilişkisini yeteri kadar bilince çıkartamayız. Şimdi 1921'e geldiğimizde 100. yılda bence en önemli sorun şu karşılaştırmayı yapmak. Dikkat ederseniz bugünlerde yeni bir anayasa tartışması yapılıyor. Ülkenin yeniden kurulması, demokratik haklar, reformlar filan tartışılıyor. Bu sadece iktidar kanadından gelen bir tartışma değil. Aynı zamanda muhalefet de bu konuları tartışıyor. Ama dikkat edin muhalefete. Muhalefetin bir kanadı bu ülkenin mutlak gerçeği olan, bu ülkenin kadim yerleşik halkı olan,
Bu toprakları kendisine vatan olarak edinmiş Kürtlerin siyasi hareketin lideriyle adının yan yana yazılmasına bile tahammül edemiyor. Buradan 1920'ye dönelim. Bu ülkeyi kimler kurdu? Kürtler ve Türkler kurdu. Bu ülkeyi kimler kurdu? Eğer 1919 Amasya protokollerine bakarsanız, 1921 anayasasına bakarsanız, burada Kürtlerin temel haklarının tanındığını göreceksiniz. Peki neden? O zaman Kürtlerin temel hakları tanınıyor 1921'de. Çünkü bu ülkenin kurtarılması için bu iki halkın birlikte hareket etmesi lazım. O zaman yeniden kuruluş döneminde Kürtlerin talepleri var. İşte Koçgirlilerin talepleri de bu talepler arasında. Ne istiyorlar Koçgirliler? Kendi yaşadıkları alanlarda muhtar ya da özerk bir vilayet istiyorlar. Valisi Kürtlerden olsun, vali yardımcısı Türklerden olsun, vilayet meclisi olsun, burayı bunlar yönetsin. Bunların hepsi zaten 1921 Şubat'ında kabul edilen anayasada var. 11. madde ile 21. madde arasına bakıldığı zaman bu maddelerde açıkça illerin muhtariyeti olduğu, meclisler tarafından yönetildiği, bu meclislerin 2 yılda bir seçileceği, vakıflar, eğitim, sağlık, kalkınma gibi bütün işleri vilayetlerin kendilerinin karar alacağı, sadece askeri, dış politika gibi temel işlerde büyük merkezi hükümete bağlı oldukları anlatılıyor. Aradan 100 yıl geçti ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartı diye bir maddeyi kabul etmemekte hala direniyor. Ne içeriyor bu madde? İşte bu madde 1921'de anayasada yer almış, Kürtlerin çabaları, çalışmaları sonucunda yer almış, herkesin kendini yerinden yönetme ibaresini içeriyor. Ama bu merkezi yönetim, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet geleneği öylesine baskın, öylesine tekçi, öylesine mutlakiyetçi bir yaklaşıma sahiptir ki herhangi bir ilin, ilçenin kendi inisiyatifi, kendi kimliği, kendi inancı, yani resmi tarih inancı ve resmi mezhep inancı dışında yer almasına asla tahammül edemiyor. Edemediği için bugün 60-70 Kürt belediyesine kayyum atamak zorunda kalıyor. Yani sadece benim kontrolümde ve bana mutlak anlamda biat edenler bu ülkede yaşam hakkına, siyaset yapma hakkına, söz söyleme hakkına sahiptirler diyor. Eğer bugünü yeniden bir kuruluş dönemi olarak, yani diktatörlükten, zorbalıktan, otoriterlikten kurtulma dönemi olarak görüyorsak, 100 yıl öncesine görüp bakmalıyız, dönüp bakmalıyız. O gün Koçgirlilerin talepleri eğer kabul edilseydi, bugün bölgesel yönetsel özelliklere sahip federatif ya da konfederatif bir yapı ortaya çıkabilseydi, biz bugün bu sorunların hiçbirini tartışmıyor olurduk. Bu yönetim tarzının bir dizi avantajı olduğunu da söylemek isterim. Şimdi düşünün, korona diye bir salgın çıktı, neredeyse bir dünya savaşı gibi. Devlet merkezi olarak çözmeye çalıştı. Defalarca yalan söyledi, defalarca idare edemediği ortaya çıktı. Sonra neye karar verdi? Dedi ki il hırsızlığa kurulları karar versin. Yerel her birim kendi korona tedbirlerinin nasıl olacağına, okulların açılıp açılmayacağına, yasakların olup olmayacağına kendisi karar versin. Yani nereye döndü? Yerinden yönetim ilkesine döndü. Şimdi soruyorum ben size. Eğer illerin ekonomilerini seçilmiş il meclisleri idare etseydi, bu merkezi ekonomik yıkım bütün illeri bu şekilde etkileyebilir miydi? Devlet kaynakları, halk kaynakları, kamu kaynakları bu kadar kolay talan edilebilir miydi? Bölgeler arasındaki eşitsizlik, kalkınma eşitsizliği bu kadar açık olabilir miydi? En azından şu olurdu, bazı iyi yöneticiler kendi illerini ve kendi kaynaklarını doğru kullandıklarında başka bölgelerin, başka illerin onları örnek alma ve yeni alternatif projeler geliştirme şansı olur. Yani neresinden bakarsak bakalım, çoğulculuk, çok seslilik, demokratik siyaset, farklı fikirlerin yarışması bir ülkenin demokrasisinin ve gelişmesinin ana damarı olurdu.
Ama yok, siz bugünkü devlet gibi ya da 1921'de İttihat Terakki'nin geleneğini devam ettiren kurucu kadronun yaptığı gibi bu ülkede sadece bir tek halk yaşar ve bir tek inanç yaşar derseniz, meclis başkanı bunu söylerse, Adalet Bakanı bunu söylerse ve siz sizden farklı olana tahammülsüzlük ederseniz bu renklerin, bu fikirlerin tamamının da ortadan kalkmasının yolunu açmış olursunuz. Ve eğer biz böyle devam edersek 100 yıl sonra yine demokrasiyi, yine özgürlükleri, yine halkların, inançların özgürlüğünü ve eşitliğini konuşmaya devam edeceğiz. O halde ne yapmalıyız? Biz 1921 Koçgiri katliamı gibi katliamları anarken, arkasından Maraş'ı düşünürken, arasından Çorum'u düşünürken, arkasından Sivas'ı düşünürken, Madımak'ı gözlerimizin önüne getirirken, bu tekçi, bu faşizan, bu otoriter, bu milliyetçi, bu ırkçı, Türkçü, İslamcı ideolojiyle hesaplaşmak zorundayız. Peki böyle mi yapıyoruz? Koçgiri'de durum bu mudur? Koçgiriler bugün ağırlıkla merkezi devletle, merkezi otoriteyle ilişkilerinde eleştirel değil, mutlak anlamda boyun eğici bir tavır sergiliyorlar. Ne yazık ki. Bizim gezdiğimiz onlarca, yüzlerce köyde karşılaştığımız manzara budur. Farklı siyasi partilere oy veren vatandaşlarımıza, Koçgirlilere, dostlarımıza, arkadaşlarımıza seslenmek bir görevdir. Demokrasi istiyoruz, adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Kendi kimliğimizle, inancımızla özgürce yaşamak istiyoruz. Peki bu milliyetçi, ırkçı politikaların arkasına takılarak, yani her gün bize zulüm yapan birisiyle iyi geçinmeye çalışarak yapabilir miyiz bunu? Hiçbir direnç göstermeyeceğiz. Direnç göstermeden, eleştiri yapmadan, farklı tutum almadan yeni bir yol açmak mümkün müdür? Elbette bunun bedeli olduğunu biliyoruz. Bunun bedeli ağır. Hele bugünlerde çok daha ağır. Ama birbirimizi yok sayarak yol almamız mümkün müdür? Yani Kürtleri yok sayacağız. Yani Alevileri yok sayacağız. Yani her yaptıklarını terörizm ve anarşizm veya başka bir isimle adlandırıp aşağılayacağız, ötekileştireceğiz, dışlayacağız. Ondan sonra da birlikte yaşayalım diyeceğiz. Böyle bir yaşam mümkün müdür? Böyle bir ev tahayyül edebiliyor musunuz? Böyle bir aile düşünebiliyor musunuz? Böyle bir topluluk düşünebiliyor musunuz? Herkesin herkesi reddettiği, mutlak itaat ve otorite istediği, egemen olanın her şeye hakim olduğu işte karşımızda manzara. Demek ki çok seslilik, çok renklilik, çeşitlilik özgürlüğün ve gelişmenin ana damarıdır. Koçgiri 100 yıl önce bu arayış içinde olmuştur. Hatırlayın, bir yıl önceki sohbetlerimizde de bunu konuşmuştuk. Koçgiri hareketini bir doktora tezi haline getiren ırkçı milliyetçi bir yazar Mustafa Balcıoğlu, Bir Paşa İki İsyan diye bir kitap yazdı. Bu Bir Paşa İki İsyan kitabı Koçgiri ve Pontus hareketini, çünkü aynı tarih içinde gerçekleşti bunlar. Rumların, yani bu ülkeden sürüldüğü, Karadenizli Pontusların bu ülkeden sürüldüğü isyandı. Ve onlara yönelik katliam, Koçgiri'deki katliamın belki 10 katı fazlaydı. Ama onlar Hristiyan olduğu için, aynı dinden ve aynı milletten olmadığı için neredeyse herkes onları makul gördü, yani kabul edilebilir sınırlar içinde gördü. Oysa 1915'te Ermeni hareketi başlamıştı. 1921'de Pontusları ve bizi birlikte vurdular Koçgiri'yi. 1937'de Dersim'i vurdular. 38'de tam katliamla sonuçlandırdılar. Ve temel politika kendilerinden farklı olanların yok edilmesi. Bunun Osmanlı'da başladığını, Cumhuriyet'le devam ettiğini de hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla sorgulanması gereken şey şu. Biz farklı toplum, inanç ve kültürlerle bir arada eşit yurttaşlık temelinde yaşayabilir miyiz? Bu talepler ileri sürüldüğünde niye birdenbire düşmanlaştırılıyor, ötekileştiriliyor? Yani mutlak mıdır? Başka bir yönetim tarzı yok mudur? Başka seçenekler yok mudur? Almanya niye federatif? Amerika neden başka bir yönetim tarzı seçmiştir?
İsviçre neden kantonlardan oluşuyor? Tek doğru yol bu mudur? Eğer tek doğru yol budur fikrini kabul edersek zaten hiçbir şey konuşmaya gerek yok. O zaman mutlak olarak en güçlü olanın söylediği en doğru haline gelir ve biz de biat etmek zorunda kalırız. Ama Koçgiri'nin geleneğinde biat yok. Her zaman kendi yaşadığı topraklara, kendi yaşam alanlarına sahip olma ve sözünü söyleme gücü bulmuş bu topluluk. Onun için de Mustafa Bağcıoğlu diyor ki, Mustafa Kemal, milli mücadeleyi hilafetin ve saltanatın kurtarılması biçiminde takdim etmeyi başardı. Ve bu nedenle Kürtlerin büyük bir kısmını yanına almayı başardı. Ama Koçgiriler ve Dersimler buna inanmadılar diyor. Peki, Koçgiriler mi haksız çıktı? Mustafa Kemal'i saltanatın ve hilafetin kurtarılması için destek verenler ya da Mustafa Kemal'in Kızılbaş Kürtleri de kurtaracağına inananlar ve ona destek olan Hasan Hayri gibi milletvekilleri, Dersim milletvekilleri ne oldu? Akıbetleri ne oldu? Bakarsanız hepsinin olağanüstü hal mahkemelerinde, istiklal mahkemelerinde sırasıyla idam edildiklerini, siyasetin dışına itildiklerini, bir daha asla milletvekili olamadıklarını görüyorsunuz. Yani Koçgiriler karşı çıktı diyelim ki cezalarını buldu. E peki Mustafa Kemal'in ve kongrenin yanında, Büyük Millet Meclisi'nin yanında duranlar niye aynı sonuçta karşılaştı? Demek ki devletin zihni insanlara bakmadan, aktörlere bakmadan o siyasi alanın temizlenmesi, o kimliklerin yok edilmesi, milletin, devletin ve dinin tekleştirilmesi amacını devletin gizli ve ana politikası halinde devam ettiriyor. Yoksa bugün ordudan, bugün siyasi partilerden bu kadar büyük bir milliyetçi, ırkçı kanal çıkmazdı. Bunlar asla vazgeçilmeyen stratejik devlet politikaları. O zaman bugün için söylenecek sözümüz var. Bugün 100 yıl sonra, Koçgiri'nin 100. yılında ülke yeniden kuruluyor. Yeniden anayasa tartışılıyor. Yeniden özgürlükler tartışılıyor. Yeniden halklar, inançlar tartışılıyor. O zaman Koçgiri'ler de bütün güçleriyle kendileri gibi ezilen olan tüm güçlerin yanında durarak bu yüz sürece katılmak zorundadırlar. Bizim 100. yılında Koçgiri hareketinden çıkartacağımız sonuç budur. Çünkü 100 yıl önce basit gibi görünen bir önerilerinin bugün 100 yıl sonra yine önümüze çıktığını görüyoruz. Peki biz her zaman 100 yıl kaybetmek zorunda mıyız? Bu sorunun cevabı bizi günlük yaşamda nasıl tutum almamız gerektiği konusunda düşündürecektir. Çok uzatmadan tüm kaybettiklerimiz anısına sizleri selamlamak istiyorum, onları anmak istiyorum saygıyla ve sevgiyle. Sizlere de onların mücadelesine, mücadele ruhuna uygun yollarda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Gültekin Uçar hocamıza teşekkür ediyoruz sunumundan dolayı. Şimdi sırada Cihan Çelik var. Set sali jiberve ro serhildanık despedike le harema koçgiriye le derdera koçgiriye serhildanı şuvattır. Tertelek mezindi bi. Duye tertele da ki insan emete kuştuni, ki tere berdare edame, ki ci sırgındu bi tere velat edi derva. Haydar Begu Alişan Bek terini sırgını, Nuri Dersimi tere sırgını, Alişeru Zarifeci berekhedde ciyay munzuri, terin berpeşa Seyit Rıza, evci tertele şuvattır de hadisa dersime da bir ihanetik mezin deni kuştani. Serhildana Koçgiriye da hem bu insanı megi canı xev dana şahadeti xev dana ez devim lgorna wan giştiyan nur bu bari wank berxe medana ilo mekhened zaniya ev mirasa farkıda yinedi buni. Ama dısacı iro asimilasyonik mezun lısar zamanı me lısar dini ola me her daim haye. Ez de hazım ki zamanı khe juerra
derdi kulleyhe den bikim, jara parvekim. Ve organizasyona havale meyin Avrupa'yı, bu Türkiye Kızılırmak Kültür Derneği çekirin. Mıray gotun du kılaman duyucumere parvike. Ez vangiştiyana sıla ve hürmeti xedişinim. Sala terteley insan emeği hatine kuştini vaklamak ez nahadı bim. Ez vere parvikim. Lı ser şahadatiya vane. Gazapını rev çekemev Gran gran çumu cemev Mgomala da bir şevdi Topal Osman'ı yıkını Genc edim akıcı hakime rave kırmak yeme Dilo hemo ke kuyumun Dilo hemo ke kuyumun Çiyan gırtuy berfı duman Merabişin şahı merdan Dilo hemon ke koyamayın Yer yeri Şiir yeri Mevsaid ve merakırını Koza deri Bu kendi tezde kuştun gırdını Zere duş seri Dilo hemen ke koyamam Çiyan gırtu verfe duman Dilo hemen ke koyamam Çiyan gırtu verfe duman Merabişin şahı merdan Dilo hemen ke kuyamın Tredi bine pülüm rey Dedesine sene Zava bu gidi teze kuştu ne Zanede yeksali du salili kıceyne Gode davama bibini mahşere Bu hazreti hüsene Gevdi doyeman ke koyaman Ciyan gırtu berfi duman Dilo yeman ke koyaman Ciyan gırtu berfi duman Merabişi şahı merdan Dilo yeman ke koyaman Sen ne bileceğim
Kırkanayan Deyeleman Muhammed Mustafa'yı çağır Nice bin mazlumlar Alkanlara boyandı Zülfikar oynatan Haydar'ı çağır Nice bin mazlumlar alkanlara boyandı Zülfikar oynatan Haydar'ı çağır Tebberdar-ı Horasan'ı bu Müslüm'ü çağırın. Miras pederdir bu bize madem. Tebberdar-ı Horasan'ı bu Müslüm'ü çağırın. Gel o evkiye şu evkiye
diye Şibazın ekleye Vek reyhane Navevi Ali şere Hımre hımre ibere Çiyay koç giriye Şer şere Bingo şer şere Çizine çığ mere Çiyay koç giriye Zarife hatune Mingo şer şere Çizine çığ mere Çiyay koç giriye Zarife hatune Sevgili Cihan Çeliğe teşekkür ediyoruz. Programın bu bölümünde yine Lale ve Cemil ile beraberiz. Thank you.
cendo çuye hesbede çeri can yavici cendo çuye hesbede çeri can yavici cendo. Şarkı garba koç geri başladı harba sesi gitti şarkı garba iki ordu asker geldi dayanamadı bu darba eredin o yeman yeman çiyan gırtu berfı duma merabışın şahı merda her darmanı hem bu derdan eredin o yeman yeman çiyan gırtu berfi duman merabışın şahı merdan ev dermanı hem bu derdan Zapt eyledi memleketi Ovacığın aşireti Zapt eyledi memleketi Geriden imdat gelmedi Koza çekmedi gayreti Eredin o yeman yeman Cihan gırtu berfi duman Merabışın şahı merdan Ev dermanı hem bu derdan Eredil o yeman yeman Çiyan gırtu berfi duman Merabışın şahı merdan Ev dermanı hem bu derdan Murtaza'ya geriden teller çektiler biz uymayız eşkıya'ya eredin o yeman yeman çiyan gırtu berfi duman merabışın şahı merda ev dermanı hem bu derdan eredin o yeman yeman çiyan gırtu berfi duman Merabışın şahı merdan Ev dermanı hem bu derdan Sevgili Gültekin Uçar'a sanatçılarımız Lale Koçgün, Cemil Koçgiri ve Cihan Çeli'ye Kızılırmak ailesi adına teşekkür ediyorum. Dostça kalın.